Tekrardan merhaba. Bu videoda sizlerle Siirt'in yöresel lezzetlerini paylaşmak istiyorum. Şimdi de Heyvacılar Çarşısı'nın önündeyiz çünkü kahvaltı için buraya geldik. Siirtliler kahvaltıda ne yer? Büryan yer tabii ki. Biz de büryan yemeye geldik. Buranın en meşhur, en sevdiğim mekanına gideceğiz birazdan. Saat şu anda 10. Çok kalabalık burası çünkü herkes bence büryana gidiyor. Biz de bitmeden gidelim. Abi şu ne? Simit mi? Bu simit mi? Sert ekmek. Şu. Kuru. Bizim buranın tandır ekmeği hocam. Tandır ekmeği. Bir tane alabilir miyim? Hadi. Bırak 10 kilo ödeyeceğiz. 32,5 ha. 33. Ha 32,5. Ya da ben sana ne yapayım? Ben de alayım. Ben sana da bir şey ödeyeyim. Çok beğendim. Bir poşet ver adam ufak. 32,5 ha. 2 lira. Bunu ıslatı biliyorsunuz. Şey biliyorsunuz. Ben de gittim. Bir dakika şimdi su bırakın. Kendi kendine düşüyor. Suya bırak. Yok. Bu şimdi fırına gidecek değil mi? Abi şimdi büryan ne eti? Büryan mı? Kuzu eti. Her zaman çıkıyor mu? Kaçta çıkıyor peki sabah? Sabahları 1.5. Hadi hadi mesela 4.5-5 gibi. Bir de 1.9.5 onda var. Biz bu 9.5 onu yiyoruz değil mi? Bu da aynı öyle. Teşekkür ederim. Bu şekilde mi sen? Dünyada bir yapılıp bir şey yapıyoruz.
%25. Tamam. 100 gram değil mi bu? Şimdi de siirtin diğer bir lezzeti olan siirt fıstığını almaya, tatmaya geldik. Fıstıkçı Mansur'dayız. Bence en güzel burası satıyor. Hadi girelim. Abi ne zaman çıkıyor siirt fıstığı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siirt fıstığımız Eylül ayında çıkar. Eylül ayında yeni hasatlarımız başlar. Ondan sonra taze taze kavurup satışa sunuyoruz. Teşekkürler. Kilosu ne kadar bu arada? Onu da öğrenelim. Şu an için 90 lira. 90 lira. Siz kargo yapıyor musunuz? Türkiye'nin her yerine kargo hizmetimiz var. Tamamdır. Bilgilerinizi vereceğiz. Şöyle buraları da çekeyim. Buranın bıttım sabunu da çok güzel. Ben daha önce aldım. Abla burada mı? Hepsinin ağzı açık. Şimdi de akşam yemeği yemeye geldik. Siirt'in en meşhur yemekleriyle bir akşam yemeği menüsü hazırlayacağız. Siirt'in terli pilavı. Daha sonra Siirt'in meşhur içli köftesi yani kiteli ve bir de mumbarı. Şimdi de karnımızı doyuralım, bakalım nasıl olur. Evet, gördüğünüz gibi kiter yani içli köfte. Bu biraz farklı oluyor şeyden, Antep yöresinden daha farklı. Şekli de farklı, şöyle göstereyim. Bir de bu haşlanmış galiba değil mi? Şöyle göstereyim, tadıyorum. Şöyle göstereyim. Kalınlığının. Çok güzel. Bir de perde pilavı. Bunun kapları oluyor değil mi? Evet. Giderken alalım. Bakır. Şöyle. İçinde neler var? Yemek bilgim. Adı niye perde pilav acaba? Dışını perde gibi şey yaptık, kapattıkları için mi? Ne geldi? Kuzunun bağırsağı. İçini doldurmuşlar. Bayağı küçük görünüyor değil mi? Aynen, çok ince. Normalde şöyle daha kalın olması bunda gerekiyor. Üzerine şey, baharat koymuşlar, kimyon gibi. Kokusunu bastırıyor bence. Ama kokmuyor kötü. Kokoreç sevenler bunu sever, güzel. Güzel, hadi yiyelim. Elinize sağlık. Afiyet olsun, her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sen böyle kadın girişimcileri Siirt'te görmek de böyle bizi mutlu etti. Dükkanın adı da Mucize Ev Yemekleri. Tam hastanenin orada zaten Siirt'te. Gelen mutlaka orasın. Özellikle yöresel tatları tatmak isteyenler. Şurada perde pilavı da var. Değil mi? Yedik az önce zaten o da. Porsiyon da böyle hem... Mumbar. Mumbar da deniyor değil mi buna? Aynen, mumbarımız. Kuzunun bağırsağı bu. Evet. Sanırım elle böyle yeniyor. Az önce gördüm biri yerken. Evet, elle yeniyor. Özelliği elle yemek. Doldurması biraz zor. Herkes dolduramıyor. İçinde et var mı? İçinde yok. Yok et koymuyoruz. Herkesin damak tadına göre evet, içine et koymuyoruz. Yok, çok hafifti biz az önce yerken. Var. Aynen, beğendik. Elinize sağlık. Siirt'in olmazsa olmazı bunlar. Evet, başka yerde yok zaten. Taze fasulyemiz. İşte ev yemekleri. Evet. Değil mi? Evet.
taze fasulyeye de et koyuluyor. Kuru fasulyemiz. Çok güzel görünüyor. Yaprak sarmalı ve kuru dolma da var. Evet, bu kışlık dolma. Tepesindeyim ve Menengiç kahvesi içiyorum. Çok lezzetli gerçekten. Menengiç de yine burada yetişen bir bitki. Böyle hem çerez olarak yiyorlar hem de bitkisinden kahve yapıyorlar. Yağından da bıttım sabunu yapıyorlar bu arada. Belki duymuşsunuzdur Siirt'in meşhur bıttım sabununu. Gelelim bu videoya. Bu videoda sizlerle Siirt'in özel tatlarını, yöresel lezzetlerini paylaştım. 3 yıldır burada yaşıyorum ve gerçekten buranın yemek kültürüne hayranım. Siz de görün istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, videomu, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.